bir şanssızlık yaşandı. Neler söyleyeceksin? Korner atmak istedim topu ama ayağımın ucuna çarptı maalesef. Üzücü bir an. Yapacak fazla bir şey yok. Öyle vurmak istemediğin, dışarıya mı atmak istediğin o pozisyon? Ben korner atmak istedim topu ama ayağımın ucuna çarptı maalesef. Takımımızın adına, benim adıma kötü bir andı. Ama bir puan alıp döndük. O sevincir taraf tabii ki. Peki golden sonra ne düşündün? Çok üzüldün çünkü. Çok üzüldüm yani. Hiç hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor bu seviyede. Tabii ki çok üzüldüm. Takım adına daha çok üzüldüm. Öyle bir şeye maruz kaldığımız için. Dediğim gibi puanı döndüğümüz için farklı yönden daha mutluyuz. Maçtan önce de Galatasaray'a Beşiktaş'a attım, Fener'e de atacağım diye bir açıklamam vardı. Ya tabii ki yani o soru aslında çok farklı bir soruydu. Paskerlere çekildi maalesef konu ama tabii ki her takıma gol atmak isteriz. Sonuçta Kasımpaşa formasını giyiyorum. Her oyunun maçta gol atmak, asist yapmak isterim. Bu da bir farklı bir maç değil sonuçta. Her maç istediğimiz şeyler olmuyor maalesef. Puan aldığımız için mutluyuz. Peki Özgür Çekin şanssızlığı için ne diyorsunuz? Yani o da inanılmaz bir güzel bir penaltı değil mi? Yapacak bir şey değil yani. O topa da vurması gerekmiyordu. Yani ona alıp dönmesi gerekiyordu ama ona niye vurdu? Nasıl vurdu? Bu tabii ki olay ne biliyor musunuz? Yani insanların bazen basireti bağlanıyor. Dışarı atacağım diye vurdu ama kaleye vurdu. Yani bu da onun şanssızlığı diyelim. Ne yapalım? Fenerbahçe'nin şansı, Özgür'ün şanssızlığı. Tabii. Güzel gol oldu ama değil mi başka? Güzel tabii de yani boş göle öğretiyorsun yani. Güzel olmaz mı yani? Evet, Kasımpaşa cephesine teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu arada Tokat Erbağlı. Tokat'ın plaka numarası yanlış bilmiyorsam 60. 60 ondan dolayı. Ondan dolayı 60 giyiyormuş. Tokat'tan dolayı 60, Tokat, 60 plaka evet. Yondan. Ama dediğin gibi